Türkiye'de bugün yaşanan durumu Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli romanına benzeten ve Türkiye'de şu anda yaşanan Kırmızı Pazartesi'dir diyen Yılmaz Özdil, işleneceğini herkesin bildiği cinayet başlıklı yazısında koronavirüs vakaları hakkında kendisine ulaşan vatandaş mesajlarını ve yaşanan korku iklimini yazdı. Özdil'e gelen mesajlar şöyle: vatandaş e-posta gönderiyor mesela. Huzurevinde yaşayan annesinde koronavirüs çıktığını, aynı huzurevinde onlarca yaşlıya virüs bulaşmış olduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kalpten öldü, yaşlılıktan öldü gibi gerekçelerle toprağa verildiklerini açık açık anlatıyor. Huzurevinin hangi şehirde olduğunu yazıyor. Daha fazla detay istersem diye telefonunu veriyor. Ama mesajının sonuna şu cümleyi ekliyor: İsmimi kimseyle paylaşmamanızı rica ediyorum. Bir başkası yazıyor: babamı koronavirüsten kaybettik. Üniversite hastanesinde vefat etti. Doğal ölüm dediler. İtiraz ettik. Koronavirüs prosedürüne girersek cenazeyi hemen alamayacağımızı söylediler. Mecburen kabul ettik. Babamla beraber aynı anda 9 cenazeyi defin için yolladılar. Sırf öğlene kadar durum buydu. Cenaze taşıyan şoförler neredeyse taksiciler kadar yoğun çalıştıklarını söylüyorlar diyor. Hangi üniversite hastanesi olduğunu yazıyor. Kendisine bilgi veren şoförün hangi belediyenin personeli olduğunu yazıyor. Hatta cenazelerin çıkarılış sırasında kaydettiği videoyu bile gönderiyor. Ama mesajının sonuna ekliyor: İsmimi kimseyle paylaşmayın lütfen. Sadece İstanbul ve İzmir'den değil, Konya'dan, Rize'den, Gaziantep'ten, Bursa'dan vaka vaka mesaj yağıyor. Kimisi ailece hastanede yaşadıklarını anlatıyor, kimisi morgda gördüklerini fotoğraflıyor. Her öykü farklı ama her mesaj aynı bitiyor: İsmimi saklı tutun. Mesajlar acaba doğru mu araştırıyoruz? İstisnasız hepsi doğru. Huzurevi de doğruluyor, üniversitede, belediyede. Hayır yok diyen yok ama mikrofona evet var diyebilen de yok. Annesini toprağa veriyor, göz göre göre babasını kaybediyor, hala konuşmaya cesaret edebilen yok. Başıma iş açılır korkusu öylesine bulaşıcı ki insanlara annesinin babasının ölümünden bile daha korkutucu geliyor. Herkes biliyor, herkes susuyor. Kırmızı Pazartesidir bu. Sonu ta en başından bellidir. Toplumun gerçeklerle arasına sosyal mesafe koyması sosyal cinayettir dedi.